biliyorsunuz bir bilgisayar kazıksa ben onu önermem. Size de alıp demem. Ama uygun fiyatlıysa o bilgisayarı gerçekten öneririm değerli insanlar. PC toplayan adam kanalından herkese tekrardan merhabalar. Esenlikler kıymetli dostlar. Değerli insanlar bugün beklenen gün geldi sizlerle birlikte. PC toplayan adam PTA Game Garage 3060 değerli sistemi tanıtacağız. Tabii sistemini tanıtacağız. Tabi sistemi tanıtmadan önce şöyle fiyatlara da değinmek istiyorum. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza emin olabilirsiniz değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz bir bilgisayar kazıksa ben onu önermem. Size de alın demem. Ama uygun fiyatlıysa o bilgisayar bilgisayarı gerçekten öneririm değerli insanlar. Sistemde şu anda hala hazırda gördüğünüz gibi Ryzen 5 5600 işlemcimiz var. 3060 Ti ekran kartının yanında. Asus Prime B450MK2 ben denemek için getirdim. Aslında sitede şöyle yazacak değerli insanlar. B450MA2 yazacak. MA2 ile haliyle birlikte Kingston'ın 500 GB NVMe SSD'si ile birlikte değerli insanlar bu sistem toplamda Aquarius kasayla da dahil olmak üzere 17.079 liraya denk geliyor. Pahalı mı? Bakalım, duyalım. Evet. Şimdi pahalı diyenleri gözeterek şöyle de bir alternatif de sunmayı göz ardı etmedik değerli insanlar. Fiyat bana göre uygun. Yani totale nereden vursanız bir 2000 lira bir kar bırakıyor bizlere. Fakat yine de fiyatı biraz daha bir daha düşür abi diyenler için anakartı BIOS'lar B450 anakartla değiştirirseniz eğer RAM'leri de değerli insanlar G-Skill Ripshaw siyah 2x8 3200 MHz keşe 16 değil de 1x16 olarak değiştirirseniz kasayı da Aquarius yerine DK150 yaparsanız bu sistem size tam tamına 15.925 liraya denk gelmiş olacak. Artık bundan da aşağı düşülmez değerli arkadaşlar. Yani firmayı da zarara sokmak istemeyiz. E, 15.925 liraya hayırlı olsun şimdiden. Tekrardan ben parçaları şöyle bir size değerlendireyim. Özgürce şeffaf bir şekilde. Eksiyle, doğrusuyla yanlışıyla ne varsa söyleyeceğim değerli insanlar. Rahat olabilirsiniz. Notlarımı da aldım. Gayet iyi de hazırlandım bu duruma. Efendim öncelikle şöyle bir durum var. Peki abi biz şimdi anakartı Asus b 450 MA2 yerine Biostar tercih edeceğiz. İşte paramız yok. Bütçeden biraz düşmemiz lazım. Peki bu iki anakart arasında ne gibi bir fark var derseniz. Yani arkadaşlar bu iki anakart arasında benim gözümde sadece şöyle bir fark var. Biz ekstradan yani Prime B450 MA2 alarak biz bellek teknolojilerine yatırım yapmış oluruz Yani tamamen RAM'lere yatırım yapmış oluyoruz. Ne anlama geliyor? E ben baktığımda Biostar versus Asus Prime B450 MA2 anakartta karşılaştırmalarda şunu net bir şekilde gördüm kıymetli insanlar. ikisinde çipsete aynı değişen hiçbir şey yok. İkisinin veremesi de aynı. Altı veremeden oluşuyor. Kapasitörlerine baktığımda evet işlemci yan RAM kapasitörleriyle birlikte 11 totalde. ikisi de kapasitör sayısı aynı olarak geliyor. Yani burada da değişen bir şey yok. Fakat BIOS'larda tek file veren nokta şurası ki burası biraz önemli değerli insanlar. BIOS'larda iki tane RAM slotu bulunmaktadır. Bizim Prime B450 2de de 4 adet RAM slotu bulunmaktadır. Ayrıca bizim BIOS'lar 3200 MHz'e kadar overclock yani RAM overclock'unu desteklerken Asus Prime B450 MA2 4400 MHz'e kadar çıkabilmektedir. Efendim bu şimdi herhangi bir sıkıntı oluşturur mu? Peki abi şimdi BIOS'lar aldık geçtik. O bir sorun olur mu? Olmaz. Niçin? Zaten bizim RAM'lerimiz 3200 MHz cache latency 16'da çalışıyor. E bizim BIOS'lar ana 3200 MHz overclock dosya bir profil bire e izin verdiği için e RAM'lerle de uyumlu olduğu için ve RAM'in 3200 MHz cache latency 16'sını kaldırabildiği için bu overclock profilinde bir problem teşkil etmez. Ben peki nasıl prime alırım? Niçin prime almalıyım? Yani biraz daha kalite istiyorsam ileride ben bunun üstüne daha fazla RAM takacaksam ya da yüksek megahertz RAM'ler takacaksam ileride upgrade dediğim yani müthiş bir upgrade atayım üstüne diyorsanız o zaman Prime B4'leri MA2 alınabilir. Çünkü şunu da eklememde fayda var ki BIOS'larda değerli insanlar toplamda anakarta 10 GB RAM takabilirken Asus Prime B4 ile MA2 anakarta toplamda 128 GB RAM takabiliyorsunuz. Baya baya fazla yani değerli insanlar. İşte biz buradaki BIOS'lar ve Asus Prime arasındaki 534 liralık farkı tamamıyla RAM farkına veriyoruz. Değerli insanlar tamam gereken şeyler bu yani ana kartlarda. E şimdi işlemciye de bir bakalım. İşlemciye de göz atalım. Neden mesela Intel tercih etmedin diyenler olabilir. Aramızdan mesela bunun muadillerine baktığımızda yakın muadillerinden biraz da geçen muadili Intel kanadından i5 12400F. Niye almadın abi? 3060 ile iyi gider. Şu yüzden almadım değerli dostlar. Ben Valorant fazla benim abonelerim oynuyor. Şimdi Valorant'ta ben Ryzen 5 5600 işlemcinin daha çok FPS verdiğini gördüm. Özellikle Nvidia artı AMD kombosu yaptığınızda Valorant'ın FPS'i çıldırıyor değerli dostlar. Yani çok yüksek bir FPS alıyorsunuz. AMD ve AMD işlemci, AMD ekran kartıyla o kadar fazla efektif olmuyor. Intel ve Nvidia ekran kartı işte o kadar efektif olmuyor ama Ryzen işlemcinin üzerine bir Nvidia taktığınızda ve Valorant'a girdiğinizde gerçekten FPS'ler muazzam derecede yukarı doğru çıkıyor. Ki sizlerin de Valorant çoğunluğunuzun Valorant oynadığını bildiğim için böyle bir strateji izledim. İki, e, bu tür orta segment bilgisayarlarda, artık yavaştan orta segmentte geçen bir bilgisayar değerli dostlar. 2K'da da kullanılabilir ama 1080p ben öneriyorum, tercih ediyorum açıkçası. Yani bu tarz segment bilgisayarlarda bu bütçede e, benim işte çizimle uğraşan, efendim geliştirmeyle uğraşan, yazılımla uğraşan kişiler de var, abonelerim de var. Onlarda da şöyle bir strateji lazım. İkisini bir araya getirmek lazım. Mesela adam Unreal Engine çalışıyor. Unreal Engine programında İmni de la lazım. Yani raising falan koyuyorsunuz. Fakat export aldığınızda, çıktı aldığınızda tamamen işlemcinin saf kendi köç hacmini kullanıyor. İşlemcinin rendering performansı bu sefer ön plana çıkıyor. O yüzden bu tarz görevler için de, bu tarz aboneler için de ben e, imi de ekran kartı alıyorum. Niçin? Kuda çekirdekleri olsun, Red Raising'i desteklesin. Hiçbir şekilde Red Raising'de kart sıkıntıya düşmesin diye. Ryzen işlemci tercih ediyorum. Niçin? Biz çalışmamızı çift olarak alırsak program Nvidia'nın Kuda çekirdeklerini kullanmıyor. Kimse kusura bakmasın. Ryzen işlemcinin burada çoklu yani multi -core özelliği devreye girsin diye. Çoklu işlem gücü ön plana çıksın diye. Ryzen'ı Nvidia'da ayrıca tercih ettim. Bir taşta iki kuş vurmuş olduk değerli insanlar. İşlemciye baktığımda işlemcim... E yük altında değerli dostlar ben thread zorlaması yaptığımda bu işlemci altı çekirdek 12 thread'den oluşuyor. Bütün thread'leri formarkta vurduğum zaman, zorladığım zaman ben şunu gördüm kıymetli insanlar. 78 derecelerde falan, 79'da falan geziniyor bu işlemci. Bu da demek oluyor ki irus kasanın içerisinde, e, irus kasanın içerisinde evet bu işlemci soğuk çalışıyor. Çünkü kasamız gördüğünüz gibi mesh değerli insanlar. Alt tarafında da fan, e, yani alt tarafında da nasıl desemse özgaraları var. Havalandırma boşlukları var. Bu tarafında da var. E, Orta tarafında da var. O zaman ne diyebiliriz? Evet kasa içerisindeki hava sirkülasyonu da gerçekten iyi. Çünkü Ryzen 5 5600 bir işlemci stok Fan'da gerçekten bu konuda çok çok fazla bir sıcaklık gördüğümü sizlere söyleyemem. Kritik sıcaklık noktalarına ulaştık mı? Evet ulaştık. Mount Blade Banner ulaştık değerli insanlar bunu oynarken. 84 dereceleri gördüm. Nitekim şöyle de bir durum var. Banner Lord'u baya 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 bu sistemde zorladım. Onun haricinde yani 82'nin 81'nin yukarısına çıktığını ben görmedim işlemcinin ekran kartımızın ise 76'nın oyunlarda yukarısına çıktığını 76-77 derecenin yukarısına çıktığını rastlamadım yani stabil olarak en fazla 78'de takıldı 79 bile olmadı çok rahat bir şekilde söyleyebilirim sizlere efendim ekran kartımı fullmark'a soktum fullmark'ta her zamanki gibi 1366x768 58 8 x MSI anti-aliasing'de ekran kartını biraz zorladım bir dakikalık bir fullmark yaptım fullmark'ta ise benim çekirdeğim 75.5 derece ısındı derdi olsa palit e, bir miktar yani inotüride bir miktar soğuk çalışıyordu. Palit bir miktar daha ısınır ama bir sorun teşkil etmez demiştim. Nitekim haklı olduğumu buradan kendimde ispatmış oldum. Çekirdek 75.5 dereceyi gördü. Hotspot'a baktığımızda yani ekran kartının çekirdeğinin çevresine baktığımızda değerli insanlar hotspot'u da 87.3 derece. Peki kabul edilebilir sıcaklıklar nedir bu konuda soracak olursanız. Yani ben ekran kartı çekirdeğimin e, 78 dereceyi, 79 derece geçmemesini isterim. se boto monise Değerli arkadaşlar 86 87 hadi bilemediğiniz 88 dereceyi geçmemesini isterim. Nitekim bu kriterlere uyuyor mu? Evet uyuyor. O yüzden ben bu karta ne diyebilirim? Bu kart ne çok sıcak çalışıyor, ne çok soğuk çalışıyor. Tam orta kararında olmuş. Orta şeker, problem vermeyecek düzeye, Düzeyde de yapmış Palit firması. Teşekkürler kendilerine. Bart pouring drive'a baktığımızda arkadaşlar bunun voltaj dengesine de ben baktım, bir göz attım. Yani watt ne kadar geliyor diye. Normalde bizim bu ekran kartımızın TDP GPU-Z'den baktığımız zaman 200 watt TDP değeri var ekran kartımızın. Board pouring draw'da çıkan watt'a baktığımda ise 205.6 watt görüyorum yani 5.6 wattlık bir file verme değeri de ee, nasıl desemse 10 wattın altında kaldığı için problem olmayacaktır. Board pouring yani güzel çalışıyor bir problem yok şimdilik efendim. Sistemin sevmediğim özelliği var mı sevmediğim özelliği bir tane sevmediğim özelliği var arkadaşlar şimdi ben kesinlikle yalanmadan söyleyemem yani malı komple öve Eksik gördüğüm anda hemen anlatırım değerli insanlar. O da şurada gönderilen kasada. Akvaryum kasasında biz yan temper cama baktığımızda yani temper cam değil. Yani bence, bence değil. Bence bu plastik değerli dostlar. Tekrardan yanılıyorsam Game Garage kusura bakma ama bana plastik gibi geldi. Yani bir temper cam böyle olmaz. Yarı cam mı yarı plastik mi onu bile fazla anlamadım. Plastik arkadaşlar. Temper cam değil plastik bir yapıyla birlikte gönderiyorlar. Kasa böyle geliyor. Tek sevmediğim özelliği bu diyebilirim açıkçası. Başka sevmediğim bir özelliği var mı? Başka da sevmediğim bir özelliği yok değerli dostlar. Keşke kesme bir temper cam olsaydı daha hoş olurdu diyorum sizlere efendim. için. RAM'lere baktığımızda içerisinde GSK Ripshaw RAM'ler bulunuyor Kıymetli insanlar bu sistemin. Ee, Ripshaw RAM'lerde de değerli dostlar 3200 MHz'de çalışıyor kendisi gecikme değeri keşletenzi 16'da. Yalnız çipi bayağı bir indimi çekti ben şok oldum normalde mikron falan bekliyordum değerli arkadaşlar. Çin'e baktığımda ise mikron değil Samsung olduğunu gördüm ve gerçekten rip shelf siyahın kaliteli bir RAM olduğunu ikinci defa anlamış oldum. Normalde Micron Samsung karışık geliyor. Benim şansıma şanslıyım bu konuda. Bana Samsung çip yapısı düşmüş. RAM'leri güzel. Sorun çıkartır mı bize? Şu ana kadar bir sorununu göremedim. Çünkü sistemi baya bir zorladım. Yani bu canavarın böyle mütevazi masanın üstünde durduğuna bakmayın. Sabahtan beridir bu sistemin içinden geçmeye çalışıyorum. Geçemedim hala değerli dostlar. Çünkü sistem inanılmaz stabil çalışıyor. Nvidia olduğu için. Efendim daha sonradan anlatacağımız bir şey var mı? M2SSD benim sevdiğim bir strateji izlemiş burada Game Garage. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben hep size derdim ki yani derli insanlar 3000'in altında okuma yazmalı M2 almayın derdim sizlere. Bunun temel sebebi de hani yeni gelecek oyunlarda, driver kurulumlarında, işletim sistemi değiştirmelerde, upgrade'lerde, e, dosya içi yazımlarda mesela Windows arayüzünde 60 GB bir projeyi kopyalayacaksınız. Ayrı bir klasöre ikinci kopya oluşturacaksınız. Yani bu tür şeylerde ben diyorum ki okuma yazmalar yani en azından okumalar yeni gelecek next gen oyunlarda da loading screenler baş belamız olmasın diye şu şimdilik yani 3000'in üstünde kalsın. Bizim için daha iyi olur diyorum. Game Garage burada şey yapmış bize değerli dostlar. Kingston'ın M2'sini kullanmış. M2 SSD'sini. Gen 4 bir M2 SSD kendisi. 3500 okuma 2100 yazma olarak görünüyor normalde. Yalan Balavra. Bu Kingston'un verileri e, buraya kadar. A kadar diyorlar ya değerli dostlar. Aslında okuma yönlü ben e, Disk Mark baktığım zaman 3138 MB saniye okuması çıktı. Bunun yanında da 2332 MB saniye yazması çıktı. Normalde okuma değeri kendi vaat ettiği değerinden düşük. Ama yine de 3000'in üstünde kalmış bizim için bir problem kesinlikle yok. Yazma değerine baktığımızda kendi vaat ettiği yazma değeri 2100 olmasına rağmen kendi vaat ettiği yazma değerinin üstüne çıkmış işimize gelir. Bizim için bir problem olmaz diyorum değerli insanlar. Ki burada tekrardan diyeyim size abi Intel niye almadın? Biz tahmin olmadık o konuda. Yani keşke i5 12.004 F alsaydın diyenler olacaktır. Kıymetli insan. 3060 Ti'ye yakışırdı diyecekler olacaktır. Evet yakışırdı. Fakat şöyle bir durum var. Hem fiyat yükselirdi. Fiyatı bir miktar ucuz tutmak istedim. Hem fiyat yükselirdi hem de Valorant'ta yani bunun bilgisayar alan kişiler çoğunluğu Valorant falan da oynayacak. Valorant gibi Warzone gibi e, FPS'den ziyade yani rekabetçi oyunlarda değerli dostlar çoklu işlemlerin, türetlerin kullanıldığı işlemci türetlerinin kullanıldığı oyunlarda çoklu işlem hacmi yani multi Trading değeri yüksek olan bir işlemi seçmek istedim açıkçası. Hem biraz daha e, fiyat düşsün, ucuza denk gelsin diye. Nitekim biz baktığımızda Benchmark'ın kendi sitesinden bile çok rahat bir şekilde görebiliriz ki e, i5-12400F Valorant'ta 370-390 arası bir FPS verirken bu işlemci Valorant'ta 500 FPS, 550 FPS yeri geliyor 600 FPS bile vermektedir. Bunun temel sebebi şu tamam i5-12400F'in tekli çekirdek performansı yüksek. Bunun tekli çekirdek performansı düşük normalde. Karmaşık işleme bak baktığımızda karmaşık işlem hacmi de düşük fakat işler rasyonel değerde değişiyor. Ve matriz hesabında değişiyor değerli dostlar. Bunlar e, tamamıyla işlemci rendering özelliklerini kapsıyor. Çoklu çekirdeklerde bunlar efektif hale geliyor. Bu da threadleri kullanan oyunlarda efektif hale geleceği anlamına geliyor. Mesela bir örnek vermek gerekirse i5-12400F'de iç regüle baktığımızda rasyonel değere baktığımızda rasyonel puantajda 60.9 GB saniye işlem değeri olduğunu görürken Ryzen 5 5600'de rasyonel puantajda 70.3 GB saniye işlem değeri olduğunu olduğunu görüyoruz değerli insanlar. Yani burada Ryzen 5 5600 i5'e bir miktar fark atıyor. Bu da Valorant tarzı oyunlarda i5'ten kendisini öne geçiriyor. Random Strike ve Shorting'e baktığımızda e, üstün. Fight Prime Numbers'a baktığımızda i5'ten de üstün. E, Matrise e baktığımızda Matris'te de i5'ten üstün kendisi. O zaman tabii ki de ben Kaftatı Warzone oynayacaksam, Valorant oynayacaksam giderim Ryzen 5 5600 alırım. Ha, benim cebimde her param varsa ya ben bu sistemin üstüne 2000 lira 3000 lira da atarım. Yani 20 de denk gelsin. Problem değil. Ben hikayeli oyunlar oynayacağım. Biraz daha FPS var bana derseniz ancak o zaman Intel tercih edilir. i5 12400F diyorum efendim sizlere. Evet bu sistemde fiyatlandırma bakımından ben piyasayı araştırdım. Şu anda siz kendiniz Akakçe'yi de yapabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Akakçe'den bu parçaları topladığınızda değerli insanlar ortalama yine bir 2000 lira 2500 lira daha fazla çıktığını görebilirsiniz. Bu sistemin 2500 TL daha ucuza denk geldiğini görebilirsiniz. E, normal hazır sistem piyasasına baktığımızda ise hazır sistem piyasasında şu anda bugün itibariyle yani böyle komboda 3060 Ti'de bir sistemi 15.900 liralara bulmanız pek mümkün gözüküyor. İnanmayan kendisi araştırır gözleriyle şahit olur görür. Çünkü şimdi diğer firmalara bakıp bu üründe bu sistem için bir kampanya yoktur desem ki uygun olmaz. Biraz da zaman kaybı olur. Videoyu da uzun tutmak istemiyorum bugün biraz yorgunum değerli arkadaşlar. FPS değerlerine geçelim. Sistemin bir problemi var mı? Yani bir tek yan taraf hoşuma gitti de biraz e, plastik göndermişler. Cam olsaydı daha güzel olurdu ama yani fiyatı düşük. Yani bu fiyatta da cam beklemek açıkçası bilemedim. Efendim FPS değerlerine bakalım. FPS değerlerde Valorant oynadık. Valorant kıymetli insanlar. Biz en yüksek ayarlarda 500 FPS aldık. En düşük ayarlara çektiğimizde de ortalama 550-600 arası bir FPS'imiz oldu. Tabii FPS'imiz yer yer 150 lira falan gerileyebiliyor. Problem değil. Fakat bir saniye sonra FPS'imiz tekrardan geri 450-500-550 bandına tekrar çıkıyor kıymetli insanlar. Mountain Blade Bannerlord oynadık. Bannerlord'da evet biraz işlemcimiz ısındı. Burada yalan söyleyemeyiz. Bannerlord'da bütün ayarlar alabildiğince Ultra'da 1080p'de bir test yap. 1080p kullanın bu sistemi. FPS'i e, patlatın. Akıcılığı yakalayın. Yani 3060 Ti 2K'da kullanılır mı abi? 2K'da da kullanılır ama hani bana göre o kadar da efektif olmaz. Yani 1080p'lik bir sistem bu. Al bunu tak 1080p canavar bir monitöre. FPS'ini uçur. Bütün oyunları akıcı bir şekilde oynat. Mountain Blade Bannerlord'da kıymetli insanlar 136 FPS aldık ortalama bakımından. Kıdığımızda bütün ayarlar ultra'da. Ayarları ben düşey aldım Lord. Ayarları düşey aldığımda ise FPS 200 FPS'lere 210 FPS'lere ortalama iki fırladı yani. Ee, bu da demek oluyor ki zaten bizim alacağımız 1080p monitörümüzde rekabetçi oyun oynuyorsak, paraya biraz kıyacaksak 240 Hz bir monitör alsak bile zaten çoğu oyun 200 FPS. Enteresan bir şey. O yüzden bir problem yaşamayacağız. 1080p'de bir ölüsü 4-5 yıl devirecek anlamına geliyor buradan ver özellikleri FPS değeriyle. E tabi bunun yanında 200 FPS olurken bütün ayarlar low'da abi darboğaz oldu mu peki? Efendim darboğaz olmadı. Darboğaz yok. Ekran kartım Benelord'da 60 derecelere kadar çıkarken e, benim işlemcim 80 derecelerde, 84 derecelerde falan takıldı kıymetli insanlar. 84 biraz kritik. Yani ben bu işlemcinin 82'nin üstüne çıkmaması isterim Yani 81 olsun, 80 olsun kabul ederim. Problem değil ama 84 görmek beni fazla oldu diyorum. E tabi 2 birim volt yaparsanız Ryzen bu özelliğini seviyorum. Mesela Intel'de 12400F e alsaydınız bunu yapamazdık. stop çalışmamız gerekirdi ama Ryzen'da en basitinden anakartta AI Tweaker'dan ya da Ryzen Master programı üzeriz, üzerinden buna 150 MHz'lik bir overclock atıyorum. Tabi e, sentetik bir test yapmak istedim. Overclock volt atmadım bu işlemciye. Neyin ne olduğunu görün diye değerli insanlar. Ama ben bu sistemi şu an satın almış olsaydım ve kullanacak olsaydım güzel sistem. Ne yapardım? Şu işlemcinin üzerine 150 MHz'lik bir overclock atardım. E, volt voltajına da değerli insanlar 1.2 volta yani 1200 mini volta sabitleyerek yani bir under volt yapardım. Hem işlemci çalışır çalışırdı hem işlemci dönerdi size Ryzen 5 5600 X'e dönerdi extended frekans. Neden? Çünkü Ryzen 5 5600X 5600 X ile arasındaki tek fark 0.2 GHz'lik bir frekans. Başka da bir şey yok. O yüzden bunun üzerine bir 150-200 MHz'lik overclock yaklaşık bunun üzerinden de 0.150 bir e, voltajda bir volt rush'ladığımızda under volt yaptığımızda bu işlemci hem soğuk bu hem 5600X'e dönüyor. Ben şahsen böyle yapardım. Neyse uzatmayalım. Assassin's Creed Odyssey'ye geçelim. Odyssey e, ayarları yükseğe aldığınızda ağırlaşan bir oyun. Yani her baba sistemin kaldırmayacağı, yemeyeceği bir oyun. Assassin's Creed Odyssey'ye baktığımızda ise Odyssey 67 FPS verdi bize. Bütün ayarlar alabildiğince Ultra'da 1080p'de darboğaz olmadı. Ayarları en düşüğe aldığında ise bana ortalama 117-120 FPS arası bir FPS verdi Assassin's Creed Odyssey. Darboğaz var mıydı? Onda bile darboğaz yok. Yani biz burada şunu görüyoruz. Bu sistemde çoğunlukla çoğu oyunda ayarların yükseğe de çekseniz, ayarları düşüğe de çekseniz herhangi bir şekilde yani çoğunlukla dar boğaz olmuyor. Bu iyi anlama geliyor. Neden iyi anlama geliyor? Yani 4 yıl sonra, 5 yıl sonra bu sistem tükezlediği zaman bu sistemde ayarları düşüğe çekerek piyesinizi patlatmayı tekrardan devam edebilirsiniz anlamına geliyor. Yani kullanım ömrünü uzatabilirsiniz anlamına geliyor. Ama benim gözüm gözümde yani 5 yılı devirecek bir sistem 4-5 yıl devirir. Ondan sonra ayarları lova çekerseniz bir yıl daha devirir. Milad doldurur derler arkadaşlar. Benim gözümde şu an öyle görünüyor. Efendim biz Assassin's Creed Odyssey'de ekran kartımız soğuk çalıştı. 66 derecelerde çalıştı. İşlemcimiz ise Assassin's Creed Odyssey'de 78 derecelerde çalıştı. Nispeten o da kabul edilebilir bir değerde. 78 derece bu işlemci için kabul edilir mi? Kesinlikle kabul edilir diyorum. Saints Row'a baktığımda Saints Row'u denemek istedim değerli dostlar. Yeni çıktı kendisi. 2022 versiyonu denedim. Ee, ve şunu anladım. Saints Row'da ben ayarları ne nereye çekersem çekeyim kendi oyunun içerisinde FPS limitlemesi var. Yani onu kaldıramıyorum normalde. Dikey eşitleme dediğimiz V-Sync'i ben kapat kapatmama rağmen ben Saints Row 2022 oyununda ayarları en 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 alabildiğim yükseğe çeksem de Retracing üstüne koy bakın DLSS daha açmadım bile. Sentetik yani. DLSS mi DLSS yok ortada. Resolution Modifier var mı? Yani çözünürlük ölçekleme FSR 1.0 o bile yok yani değerli arkadaşlar. Tamamen ekran kartını kendi saf gücünde, saf performansında test yapmak istedim. Sezon 22'de bütün ayarlar açık. Rate Raising açık. Ona rağmen 65 FPS verdi ve ekran kartım buna rağmen %10'luk bir darboğaz verdi. Ayarların düşü aldığında yine 65 FPS verdi. Bu sefer darboğaz onun çok çok arttı. %40'lara falan çık. Ortalama baktığımızda Sains 2022'de bu da şu anlama geliyor. Biz eğer FPS limitini kırarsak yani oyun yeni bir update yayınlarda FPS limiti 65'i kaldırırlarsa %10'luk bir darboğaz demek bu sistem tüm ayarlar Ultra Sains 2022'de ortalama 85 590 FPS alacak. Yani bir nevediriz 80 minimum alacak anlamına gelir değerli insanlar. orada da benim ekran kartım 60 derecede çalıştı. İşlemci ise 66 dereceyi gördü. Gerçekten soğuk çalıştı. Efendim Resident Evil 7 oynadım. Normalde o kadar da güncel bir oyun değil. Fakat ayarları biraz ultra'ya çekmek istedim. Bakalım bu sistem nasıl bir performans verecek? Uçuracak mıyız? Kaçacak mıyız Resident Evil'da? Çok şaşırdım açıkçası. Yani normalde grafikleri o kadar zorlayan bir grafikle mi? Mid tier olarak geçiyor. Orta segment biraz zor orta düzey zorlar. Ee, yani Resident ayarları bütün hepsini ultra'ya çek. 230 FPS aldım değerli insanlar. Değerli arkadaşlar. 230 FPS'in yanında bütün ayarları low'a aldım. Bu sefer FPS'in 500-520 arasına çıktı. FPS çıldırdı yani oyunda. Enteresan şok oldum yani. 520 FPS. Resident Evil 7 nedir ya? Yani enteresan bir deneyimdi gerçekten. Fakat ben şunu da gördüm. Yani ben Resident Evil 7'de bütün ayarları ultra'ya alsam da darboğaz olmadı. Ben Resident Evil 7'de bütün ayarları low'a alsam da darboğaz olmadı. Yani bu sistem çoğu oyunda da darboğaz sıkıntısı vermeyen bir sistem. 1080p'de darboza girer mi abi diyenler için gelsin. Kolay kolay girmez diyorum değerli insanlar. Resident Evil 7'de şunu söyleyeyim. Ekran kartı sıcaklığı 74 derecedeydi. İşlemci sıcaklığı ise 78 derecedeydi değerli insanlar. Yani baktığımızda işlemcimiz genel itibariyle 78'lerde 79'larda dolanıyor. Bu da kasamızın mesh yapısından kaynaklı. içeriye havayı çok müthiş bir şekilde çekiyor. O yüzden diyorum değerli insanlar. Bakalım başka açıklamamız gereken bir şey var mı? Size bu sistemin her şeyini anlatmak istiyorum ki aklınızda soru işaretleri kalmasın diye. Başka da anlatacağımız bir şey yok. Zaten kaç dakikayı devirdik? 20 dakikayı devirdik değerli insanlar. Şimdi şöyle bir durum var. Şunu da soranlar olacaktır. Abi game garaj güvenilir mi? Değerli arkadaşlar game garaj evet güvenilir. Niçin güvenilir? Çünkü ben baktığımda game garajda değerli dostlar yani adamlar garanti belgesi bile düzenlemişler. Anakartın kutsunun içerisinde yollamışlar ve arkasını çevirdiğimizde baktığımızda şunun yazdığını görebiliriz. İşte malda bir kusur çıkarsa aldığınız bozulursa işte e, kullanıcı kaynaklı değil de üretim hatasından kaynaklı bir sorun olursa bazen çünkü biliyorsunuz binde bir de olsa fabrikasyon ürün hatalı geliyor. İşte bu tür durumlarda falan gönderin yapalım falan yani garantinin arkasında yazıyordu. Ücretsiz bir şekilde kargoda çıkartıyorsunuz. Yani bu tür hazır sistemlerde fiyatı uygunken alınır. Niçin alınır? Bir, fiyat gerçekten uygun. Yani 15.900 lira. Nereden baksanız yani ben diğer sitelere falan da baktım hazır sistemleri incelediğimde ne gördük? Yani piyasaya nazaran bana bir 2000-3000 lira kar bıraktı gördüm değerli arkadaşlar. Bunu siz de görebilirsiniz. İnanmayanlar varsa bana bir e-mail atsın. E-mail'den ispatlarım. Buradan ispatlamak istemem. İhale almak istemem başıma diyorum. Efendim şöyle diyelim. İkinci olarak da şöyle bir durum var kıymetli insanlar. Biz normalde parça parça sistem aldığımızda şunun gibi sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Çok yüksek sekmederde hazır sistem ben almam. Kazık atıyorlar genelde. Bunu biliyorum ama e, yüksek segment değil de bunun gibi orta segment. Efendim söyleyeyim yani artık 3050, 6500 de RX 6600 600, RTX 3600 RTX 3060 düz gibi giriş segment sistemlerde ben hazır sisteme yöneliyorum. Niçin? Bir fiyat ucuz. iki. Yani parçalardan birisi bozulduğunda ben test etmeyeceğim. Mesela ben bu sistemi aldım, kullandım. Ben parça parça topladım. Bugün kullandım, yattım, uyudum, kalktım, fişe taktım, sistemi açtım, sistem fanları döndü, görüntü gelmiyor. Bunun sebebi nedir? Hadi parçalardan bol bulabilirsen hangisinin bozulduğunu. Büyük bir ya ben bildiğim için size söyleyeyim. Büyük bir ihtimal görüntü gelmiyorsa ya ekran kartıdır ya RAM'dir değerli dostlar. E, RAM'de anakarta bağlı. E, belki de anakartın RAM slotu bozuk. Nasıl çıkacaksın işin içinden? Çıkman çok zor. İşte bu tür hazır sistemlerde bizi bu sıkıntıdan da kurtarıyor. Mesela ben bu, bunu işe taktım. Görüntü vermeyi kesti. Görüntü vermedi. Ne yapacağım? Gideceğim game garaja diyeceğim ki sistemi aldım. Sistem görüntü vermeyi kesti abi. Onlar da gönder gelsin abi diyecekler. Sen bu sistemi alacaksın. Tekrar kusuna koyacaksın. Ücretsiz bir şekilde göndereceksin. Yapıp sana tekrar geri gönderecekler. İşte hazır sistemde benim sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu. O o yüzden orta şeker fiyatlarda ya da uygun bir fiyat yakalamışken hazır alınır mı? Alınır. Tavsiye eder miyim? Ederim. Sistemde kazık var mı? Kazık yok. Abi Prime alalım mı yoksa BIOS'larda mı kalalım? Keyifim bilir. Paran varsa Prime al. Paran yoksa BIOS'lar al. Ee, değişen bir şey olur mu? Sistemi upgrade etmediğin sürece yani tutup da üstüne 4000 MHz RAM takmadığın sürece değişen bir şey olmayacaktır diyorum. Kutuların içerisinde neler gönderiliyor derseniz de kutuların içerisinde <laughs> baktım değerli dostlar. Kutuların içerisinde o kadar da fazla bir espri yok. Kimse kusura bakmasın. Yani garanti belgesi şudur budur falan geliyor. Ha, bu sistem hazır geldiğinde bir de şey yapıyorsunuz. Ekran kartı takmanız gerekiyor kıymetli insanlar. Ekran kartınızı da kutusundan çıkartıyorsunuz. E, kasanın arkasında bulunan demir şerit var. O şeridi çıkartıyorsunuz. Kasanızın tabi yan kapağını da çıkartın. Yan kapağını da dört taraftan yıldız tornavidayla çıkarttıktan sonra ekran kartınızın yani kasanın arkasına bulunan kısmı da tornavidanızı da çıkartın. Oradaki demir plakayı alın. Aldıktan sonra ekran kartını çıkartın. Slota yerleştirin değerli dostlar. İyice takın. Hafiften bastırın. Slota otursun. Oturduktan sonra yine kasanın arkasında çıkarttığınız plaka yerinde artık ekran kartının arka aynasını görmüş olursunuz. Arka aynasına da yıldız tornavidayla çıkarttığınız vidayı takarsınız yuvarlayın iyice ittirin geçsin basın vidayı takın ondan sonra son olarak da bizim ekran kartımız 8 pinlik bir giriş ile çalışmakta burada gördüğünüz gibi 8 pini alın ekran kartına daldırın hepsi bu kadar daha sonradan kapağınızı örtün sisteminizi açın kullanmaya başlayın yani evet ekran kartı demonte geliyor ki abi niçin ekran kartı demonte geliyor yani bu adamlar hazır sistem yapıyor takıp gönderseler olmaz mı niye hani bilen var bilmeyen var belki adam uğraşacak falan bilmiyor arkadaşlar şöyle bir durum var ekran kartlarının demonte gönderilmesi nedeni kargoda zarar görmemesidir. Temel sebeplerde değerli dostlar kargolarda bazen sıkıntı oluşabiliyor. Yolda taşınırken zarar görebiliyor. Yolda taşınırken zarar görmesin diye sonuçta biz burayı vidalasak bile şu tarafı vidalamıyoruz. Bu tarafı vidalamamız için ne gerekli? Aşağı taraftan ekran kartı tutacağı gereklidir. Şu saat kanadı vidalamak için değerli dostlar. E tabi saat kanatta boşta kaldığı zaman kasa kart fırlatılır gibi fırlatılırsa e, ya da yolda giderken takır tukur takır tukur paldır paldır giderse o zaman ne olur? Ekran kartı slottan yanulabilir Sıkıntılarla gelebilir. Ya da slotun pinleri biraz size görüntüyü vermeye kesebilir. İşte böyle durumlar olmasın diye güvenli bir şekilde orijinal kutunda ekran kartını kutulayıp demonte bir şekilde gönderiyorlar. Sizin takmanızı istiyorlar. Bence doğru olanı yapıyorlar. Yani doğru olan da bu. Çünkü sistemin en pahalı parçasına baktığımızda bu sistemde en pahalı parça ekran kartı. Ekran kartı zarar görürse ne yapacağız? Değil mi? Büyük bir zarar olduğu için ekran kartını güvenli bir şekilde kutulayıp ayrı bir şekilde gönderiyorlar. Siz bunu içerisine videoda gösterdiğim gibi takmanız gerekiyor değerli dostlar. Efendim o zaman fazla uzatmayalım. Yine videomuz uzun oldu. Buraları keseceğim değerli dostlar. Umarım sizlere yararlı, efektif tanıtım yapabilmişimdir diyorum. E, o zaman ne diyelim? Bu tanıtım hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Olmuş mu? Bakın bu sefer yaptığıma inanıyorum. Yani buna da kazık demeyin artık yani değerli dostlar. Fiyatı uygun mu? Uygun yani. Efendim bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim tanıtımım hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu kıymetli eleştirilerinizi bile yapıcı yıkıcı fark etmez. Hakaret olmadan videonun aşağısında yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. O zaman ne diyelim bir sonraki videoda görüşmek üzere yorumlarda buluşmak üzere diyelim. Kendinize çok tatlı bakın esen kalın hoşçakalın.